Merak ettikleriniz bölümündeyiz. 5 arkadaştan bahsetmek istiyorum size. Doğru duydunuz. 5 finansal arkadaş. Biliyorsunuz Jim Rohin demiş ki siz 5 en fazla zaman geçirdiğiniz arkadaşınızın ortalaması olursunuz. Onlar ne yapıyorsa siz de onları yaparsınız. O yüzden ben sene başında size 5 finansal arkadaş tavsiye ediyorum. Gelin onları hemen sayayım. 1. Harcama arkadaşı, harcama tasarruf arkadaşı. Yani çevrenizdeki arkadaşlarınızdan en azından bir tanesi öyle olsun ki harcamalarını doğru yapsın. Duygusal boşlukları çok fazla olmasın ki kendini harcamaya yöneltmesin. Kredi kartını doğru harcasın. Tasarruf etmeyi bilsin. Bir şey almadan önce araştırma konusunda size destek olsun. Bu birinci arkadaşınız. Çünkü her şey harcamadan başlıyor. İkinci arkadaş, birikim ve hedef arkadaşı. Hepimizin bir hayali var, hepimizin bir umudu var. Bu her neyse ev olabilir, araba olabilir, bu borçları kapatmak olabilir, bazen geçinmek olabilir, her neyse. Ama sizin hedefinize destek olacak bir arkadaş. Eğer evliyseniz bu eşiniz olabilir. Onlar en güzel hem hayat ortağı hem de bu konuda yani hedef konusundaki arkadaşınız olabilirler. Size sürekli hedefinizi hatırlatacak, yapabilirsin diyecek, ben sana güveniyorum diyecek ve sizi hedefiniz doğrultusunda sürekli teşvik edecek bir arkadaştan bahsediyorum. Evet, aldık kağıdı kalemi elimize, arkadaşlarımızı gözden geçiriyoruz ve kendimize 5 arkadaş yaratıyoruz. 3. arkadaşa geldik, yatırım arkadaşı. Herkes yatırım yapmalı. 50 lirayla da olsa, 100 lirayla da olsa bir yerden başlamalı. Bu yatırım düzenli olmalı, istikrarlı olmalı. Bir yerlerden arttırıp yatırım yapmalıyız. Yatırım yapmadan refaha ulaşamayız, zengin olamayız. Peki yatırımı nasıl yapacağız? Kendimize yatırım arkadaşı lazım. Ama öyle tüyo veren, şunu al bunu sat, hadi bugün alıyoruz satıyoruz diyen arkadaştan bahsetmiyorum. Kendisi de risk ölçümünü bilecek, size de destek olacak ve yatırım konusunda bayağı bir tecrübesi olan bir arkadaşınız olsun üçüncü olarak. Geldik 4. arkadaşa, borç arkadaşı. Borçtu, kredi notuydu, borcun hukukuydu, yapılandırmasıydı. Bu tür konularda eğer desteğe ihtiyacınız olursa yanınızda olacak bir arkadaştan bahsediyorum. 5. arkadaşa da geldim. 5. arkadaş sizin ilham arkadaşınız. Yani gelir arttırma arkadaşı diyorum ben ona. Bulunduğunuz sektör her neyse, diyelim bir işiniz var. Olduğunuz iş yerinde gelirinizi nasıl arttırabilirsiniz? Bunu konuşmak, araştırmak, kendinizi nasıl geliştirebilirsiniz? Belki ek iş yapabilir misiniz? Yani gelirinizi arttırma ile ilgili neler olabilir? Bu 5 arkadaşı olanın finansal anlamda sırtı yere gelmez diyorum 2022'de. Evet, bir programımızın daha sonuna geldik. 2022'de herkese bu yeni beyaz umut dolu sayfada harika bir sene diliyorum. Sağlık ve sevgi ve parayla kalınız diyorum.